Canlarım, çok önemli bir konu olduğu için hemen canlı yayın açtım. Şimdi bir hekim, bir tedavi, özellikle kanser tedavilerinde böyle hemen merdiven altı her duyduğumuz şu ilaç kanseri çözüyormuş, sülük çözüyormuş, hacamat çözüyormuş. Ondan sonra yok bilmem New Age akımlar çözüyormuş, yok bilinçaltı temizliği çözüyormuş falan. Özellikle bakın tıp diploması olmayan kişilere rağbet etmeyin. Tıp diplomasına bakın. Ben şifacıyım diye ortalık şarlatanla dolu. Ve hele de kanserseniz bu şekilde suistimale lütfen açık hale gelmeyin. Türkiye'de çok başarılı doktorlarımız var. Ve onlar kanser tedavisinde evet yeri geliyor. Ben de kendime hacamat yaptırıyorum, sülük yaptırıyorum. Ama iyi boyun fıtığım var. Tek hacamat sülük yeter buna. Hayır hayır, her yıl 3 seans yaptırıyorum. Tek hacamat, tek sülükle böyle hastalıklar tedavi olmaz. Yeri gelir ilaç olur, yeri gelir alet olur. Şu anda elim de titriyor olabilir. Çünkü kendi fizyoterapime gidiyorum. Yani fizyoterapistimin osteopati egzersizine gidiyorum. Biliyorsunuz her gün kendi seanslarım da var, tedavim de var. Ama çok önemli olduğu için hemen arada sizde de bu konuyu ileteyim dedim. Lütfen şarlatanlara prim yapmayın. Ülkemizde bütüncül tıp yapan hem cerrah, hem fitoterapist, hem enerji tıbbı, hem psikoterapi, cinsel terapi, hepsini birleştiren ve sizler için benim gibi kendi sahasında uğraşan artı tıp fakültesi mezunu uzman olmuş, emek vermiş ve bunun üzerine de daha fazla bilgiler geliştirmiş, markalaşmış hekimlerimiz var. Çabalayan hekimlerimiz var. Hem genç hekimlere yol gösteriyoruz, tecrübelerimizi istifade etmeleri için uğraşıyoruz, hem de hastalarımız için uğraşıyoruz. O yüzden mutlaka bu alanda çalışan hekimleri bulun. Kanserseniz nedir? Evet, Ünze Hocam ben rahim kanseriyim. Danışmanlık alabilirsiniz. Nasıl bir ameliyat yapacağız? Nasıl bir kemoterapi uygulayacağız? Neler yapılacak? Yani ilaç sanayine tam teslim değiliz. Ama abuk subuk şarlatanlık şifacıların eline de mahkum değiliz. O yüzden bakın bu mesaj gelmiş bana. Bu mesaj üzerinden de hemen sizi uyarmak istedim. Kanser, vajinismus, başka problemler, sertleşme problemleri, al sana şu macunu vereyim, al sana şu hapı vereyim. Sakın sakın böyle işlere girmeyin. Doktorların kontrolünde, fitoterapi de biliyorsunuz doz aşımı olur. Onun da yan etkileri var. Mutlaka mutlaka hekiminizin kontrolünde tedavilerinizi yapın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Şu anda ben hemen hemen terapi olacağım bölgeye geldim. Hadi bakalım, Allah'a emanet olun. Hastalarımıza Allah şifa versin. Tabii ki bana da. Hadi öpüyorum, hoşça kalın.